Hem bir çoban hem de sosyal medya fenomeni. Hatıra olarak çektiği videoları sosyal medya hesabında paylaşan çoban bir anda fenomen oldu efendim. Videolarında gittiği yerleri ve koyun bakımının inceliklerini anlatan çobanın aylık geliri ise dudak uçuklatıyor. O sadece bir çoban değil. Hem çobanlık yapıyorum hem de YouTube kanalım var. Aynı zamanda bir sosyal medya fenomeni. Yaklaşık 42 binin üzerinde takipçimiz var. Iğdır'da çobanlık yapan 33 yaşındaki Erdal Karadağ'ın Iğdır'da başlayıp Erzurum'a uzanan göç yolculuğu son buldu. 20 gün süren yolculuk esnasında sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan genç adam ilgiyle izlendi. Arkadaşlar bizim zorlu mesleğimiz olan koyun kırpma görüyorsunuz, koyunlarımızın hepsi yakında kurtulmaları gerekiyor. Sosyal medya hesabında hem göçlerini hem de koyun bakımının püf noktalarını anlatan Karadağ, bu mecraya eğlenmek için çektiği videoların kaybolmasını önlemek için girişmişti aslında. Eski videolarımız vardı mesela. Bu sefer kayboluyordu. Hafıza kartları kayboluyor. Biz de ne yapalım? İşte YouTube'a yükleyelim. Burada hatıra olarak kalsın dedik. İnsanlar izlemeye başlıyor bu videoları. Biz de ondan sonra artık böyle ara ara videolar paylaşarak ufaktan bir başladık. Kısa videolar paylaşarak başladığı mecrada şimdi ayda 5000 lirayla 20 bin lira arasında kazanç sağlayan çobanın 40 binden fazla takipçisi var. Sonra kitle büyüdü. Şu anda yaklaşık 42 binin üzerinde takipçimiz var. Birkaç takipçimiz sürekli söylüyor. Neden bu kadar zahmet çekiyorsunuz? Neden makine alıp kırmıyorsunuz? Elinde bulunan imkanlarla çekimler yapıp internetin çektiği noktalarda hesabına yükleyen Karadağ'a takipçilerinden de büyük destek var. Takipçimiz bunu İngiltere'den bize gönderdi. Kimisi telsiz gönderdi. Bir tanesi İsveç'ten, ben dedi sana bir tane güneş paneli göndereceğim. Fındık gönderen oluyor, bıçak gönderen oluyor. Çekimlerde yaşadığı aksaklıkları da kendi imkanlarıyla gideren Karadağ yaptığı işten büyük keyif alıyor. Hem çobanlık yapıyorum hem de YouTube kanalım var. İşte çekimlerimi yapıyorum. Gördüğünüz bu koşullarda, bu şartlarda yaşıyorum. Bu yakamdaki koyun yünü, ben mikrofonum var, yakam mikrofonu. Süngerleri sürekli rüzgar alıyor. Koyun yününü onlar rüzgarı engelliyor. Efendim bu haberle birlikte biz de Beyaz Ana Haber'in bu akşamlık sonuna gelmiş olduk. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarımla sağlıklı ve keyifli bir akşam diliyorum. Hoşça kalın.